Thank you Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Hocam biz bugün ne işliyoruz? Evet bugün ters orantı konusunu işleyeceğiz. Hocam işleyeceğiz ama benim arkadaşlar önce bir sürprizim var. Harika. 7. sınıf soru bankası matematik kitabımızı arkadaşlarımıza bence hediye edelim hocam. Harika gerçekten. Peki kaç arkadaşımıza vereceğiz bu kitapları? Hocam 10 arkadaşımıza bizim kitabımızı hediye ediyor olacağız. Bir haftalık süren çekilişin sonucunda. Ve hocam katılım koşulları da şöyle. Aşağıya yorumlara hız yayınları or. Ortaokul yani bizim kanalımızın ismini. Hocam yanına da bu kitabın ismini yazdıklarında çekilişe katılabiliyor olacaklar. Tabii ki de kanala abone olmalarında sistem e, orada gözetiyor hocam. Tabii ki o da önemli. Tabii. Arkadaşlar videonun sonunda yine duyuruyor olacağım. Açıklamalarda daha detaylı çekilişle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Hocam o zaman sizdeyiz. Ters orantı konusunu öğreneceğiz şimdi. Doğru orantı kadar bu da önemli. Sorularda öğrencilerimiz önce orantı türünü tespit edecekler. Bunun ardından çözüme gidecekler. Bakalım neymiş ters orantı. Recep'ciğim iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalabiliyor ya da tam tersi biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa işte biz bu çokluklara ters orantılı çokluklar diyoruz. Evet hocam. Ve orantı sabitini nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Nasıl musun? buluyoruz hocam? Doğru orantıda mesela A'yı B'ye bölüyorduk. Diyorduk Burada ki, çarpıyor muyuz hocam? Evet 3 bölü 5 diyorduk mesela. Burada çarpıyoruz daha kolay. Ne güzel bak aşağıdaki örneğe bak. 1 ile 24'ü çarpıyoruz 24. Burada da 24 olmasını istiyoruz. Gerçekten öyle. Burada da öyle. Bana mesela 3'ü vermeseler derdim ki buranın da 24 olması için buraya 3 yazmalıyım gibi. Burada orantı sabiti ikisinin çarpımı oluyor. Hepsinde gördüğün gibi çarpımları 24. Bu sayede biz e, çoklukların bilinmeyenlerini bulabileceğiz veya şöyle bir iş yapacağız. Mesela doğru orantıda diyorduk ki ya bu bunun iki katı. Biz de bunun iki katını alalım. Ama ters orantıda tam tersi bir iş yapacağız. Böleceğiz mi hocam? Evet. Madem onlar iki katını almış. Madem ki bu bir ters orantı biz de gıcığına böleceğiz. 2 ile çarpmışlar. 2'ye böldüm. Şeklinde olacak Recep'ciğim. Devam edelim şimdi. Recepçim bak şimdi iki tane örnek verilmiş. Bize diyor ki 200 tane kalem bir grup öğrenciye eşit miktarda paylaştırılacak. Öğrenci sayısı 4 olursa da ben 200 kalemi paylaştıracağım. Çok iyi hocam. Evet 5 olursa da paylaştıracağım. Bu da demek oluyor ki öğrenci sayısıyla kişi başına düşen kalem sayısının çarpımı 200 olmak zorunda. Orantı sabiti aslında 200. Yani eğer 4 öğrenci gelirlerse ben her birine 50'şer kalem verebilirim. Eğer 5 öğrenci gelirlerse 40 40'ar kalem. Hocam. Evet 8 öğrenci gelirlerse. Veremem hocam. <laughs> 25 kalem. 25 kalem. Evet. 10 öğrenci bunu bilirsin. 20 hocam. Kişi başı 20 kalem. Burada 10 kalem, 10 kalem. ve burada da şuradan kopya çekebiliriz. Hocam. Aynen. 8 kalem kişi başı düşer. Her zaman çarpım 200 çünkü zaten elimde 200 tane kalem var. İşte ters orantının mantığı bu. Yine şöyle bir ilişki kurabiliriz. Bak mesela 4 ile 8 arasında 4'ten 8'e giderken 2 katı ben ne yapmışım? 2'ye bölmüşüm. Aynen bu şekilde bulacağız. Ama her zaman da katı ilişkisi yok. Gördüğün gibi 4'ten 5'e bu bunun tam bir katı değil. Değil hocam. Ya da buradan buraya tam katı değil. O zaman ne yapacağım? Doğru orantıda çapraz çarpım yapıyordum. Ama ters orantı olduğu için Recep'ciğim düz çarpım yapacağım. Yani bak 4 ile 50'yi çarpacağım 200. 5 ile 40'ı çarpacağım 200. Şeklinde birazdan onu detaylandıracağız. Olur hocam. Alt tarafa bakalım. 600 kilometrelik yolu sabit hızla gitmek istiyoruz. Eğer 5 saatte gitmek istersek 120 olmalı hızımız. Çünkü çarpımı yine 600 olmalı. Yol değişmiyor. Hızımız 100 olursa 100 600 kilometrelik yolu evet 6 saatte, 6 saatte gideriz. 75 olursa 8 ne saatte. Evet. 60 olursa. 10, 10 saatte. Saat hocam. Eğer 12 saatte gitmek istersek, baya bir yavaş gideceğiz tabii ki. Hızımız 50'lere kadar düşecek veya 15 saatte gitmek istersek. Hocam belli ki gitmek istemiyoruz. <laughs> evet gitmek istemediğimiz belli oluyor. Güzel devam edelim. Evet Güzel hocam. Sorularımıza bakalım şimdi. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen çokluklar ters orantılı değildir? Ters orantılı olması için birisi artarken diğeri azalıyor olmalıydı ya da tam tersi. Eğer doğru orantılı ise birisi artarken o da artmalı ya da birisi azalıyorken o da azalmalı. Aynı kapasitede su akıtan musluk sayısı ile havuzun dolma süresi. Şimdi hemen mantığımızı kuralım. Musluk sayısını arttırırsan ne olur Recepçim? Havuzun dolma süresi azalır. Azalır hocam. Daha fazla musluk açtığın zaman daha hızlı. Yani burada bir ters orantı var. Niceliklerden bir tanesini arttırıyorsun musluk sayısını, diğeri ise azalıyor. Bir çiftlikteki inek sayısı ile ineklerden sağılan süt miktarı. Şimdi inek sayısını arttırırsam ineklerden sağılan süt, süt miktarı, miktarı da artar. Hocam. Evet. Burada bir doğru orantı var. Yani cevabı hemen yakaladık. Doğru cevap Bursa'da var. Gel, Ceyhan ve Denizli'ye bakalım. Aynı kapasiteyle çalışan işçi sayısı ile işin bitirilme süresi. Sen eğer işçi sayısını arttırırsan işin daha çabuk biter. Ya da işçi sayısını azaltırsan işin uzar. Dolayısıyla burada da bir ters orantı var. Denizli'ye bakalım. Bir miktar fındığın eşit olarak paylaştırıldığı kişi sayısı ile kişi başına düşen fındık, fındık miktarı. Miktar. Evet kişi sayısını arttırırsan daha az fındık düşer. Çünkü elindeki ters fındık belli. Aynen eğer kişi sayısını azaltırsan onlara daha fazla fındık verebilirsin. Burada da ters orantı var. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Recepçim x ve y çokluklarının ters orantılı olmasını istiyor. Hemen ilk örneğe bakalım. Demiştik ki doğru orantıda biz çapraz çarpım yaparız. Ters orantıda ise düz çarpım yaparız. Veya e, her daim şu çarpım korunmalı. Mesela burada bak çarpımları 30, burada 30 değil. O halde bunlar ters orantılı değil. Bir alta baktık çarpımları 45 ancak bunların çarpımları 180 alakası bile yok. Bir alta baktık çarpımları 40 bunların çarpımları 60 yine olmadı demek ki de cevabımız bakalım hemen ikisinin çarpımı 60 olurken bu tarafta da ikisinin çarpımı 60, 60 burada da 60 ve burada, burada da, da 60. 60 doğru cevabımız o yüzden denizli oldu. Şimdi Recep'cim bakalım eşitliklere göre B'nin değeri kaçtır? Bu neden ters orantılı biliyor musun? Neden hocam? Mesela bize şöyle verdiğinde doğru orantılı olurdu. Şunlara 7 ve 4 verse ben A için 7 kat belirlerdim. B için 4 kat belirlerim. Öyle değil mi? Evet Bak hocam. Bak 7 ise 7, 4 ise 4 belirledim. Ama burada dikkat et. Eşitliği Saktım sağlayabilmek için. Evet bu tarafa benim 4 kat vermem lazım. Öbür tarafa 7 olacak. Ancak evet 28 kat olur burası. Burada da 28'i yakalamak için buraya 7 kat. Kat vermem lazım. Yani burada olduğu gibi versem 7 gördüğümün yanına hemen 7 versem burası 49 kat. 4 gördüğümün yanına 4 versem burası 16 kat olur ve eşitliği sağlayamam. O yüzden bunlar şu anda ters orantılı pozisyonunda. B'ye biz 7 kat demiştik. B A demiş. 7 kat, A da 4 kat. Bunların farkı 21 olmalı. Yani 3 kat 21. K'nin 7 olduğunu bulduk. Bizden B'yi istemiş. Biz B'ye gördüğün gibi 7 kat demiştik ve K'yi de 7 bulduysak 7 kere 7'den cevabımız 49. Recep'ciğim önemli bir soruya geldik. 3x eşittir 4y eşittir 6z diyor ya. Evet hocam. x, y ve z için öyle sayılar belirleyeceğiz ki eşitliği sağlayacağız. Evet zor iş. Neden dersen mesela sadece 3, 3x eşittir 4y deseler ben... Bu tarafa bunu, bu tarafa bunu yazarak az önceki gibi işin içinden çıkabilirim yani. Ne yapalım hocam? Buraya 4 kat, buraya 3 kat yazarsam bak eşitliği sağlıyorum. Ama mesela burada nasıl sağlayacağım? Şöyle düşünmem gerekiyor. 3, 4 ve 6 nerede eşitlenir? 12 mi hocam? 12'de eşitlenir. Ona göre vermem gerekiyor. O zaman buradaki 6z'ye de 2 kat vermem gerekiyor. Yani bir bakıma ben 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katını buluyorum. Ki öğrencilerimiz bu ekok bulmayı 8. sınıfta çok yoğun şekilde kullanacaklar. Ekokları 12 olduğu için her birini 12'ye eşitlemeye çalışıyorum. Ve her birine kat ilişkisini şu anda verdim. Şimdi seçeneklere bakabiliriz recepçim. X büyüktür. Y ve Z sırasıyla X gördüğüm yere 4 kat yazmam lazım. Bu doğru gibi hocam. Sonra Y demiş. 3 evet, kat, 3 kat. Ve Sonra Z kat. demiş. O da iki kattı. Doğru. A şıkkı elendi. B'ye bakalım. Y 9 iken Y'nin 9 olması için 3, 3 kattı. K'nin 3 olması gerekiyor. Yani bu durumda K 3 ise X 12, K 3 ise Z 6 olur. X ve Z'nin toplamına 18 demiş. Doğru söylemiş. X, Y ve Z'nin toplamı 9 ile tam bölünür. 4 kat, 3 kat. 2 kat. K'ye ne verirsek verelim, toplamları 9 kat yaptığı için bulacağımız cevap da tabii ki 9'a tam bölünecektir. Mesela K1 olsa cevap 9 olur ve 9'a tam bölünür. K2 olsa toplamları 9K olduğu için 18 olur. Yine tam bölünür. Demek ki aradığımız cevap Denizli bakalım. Z 4 iken diyor. Z'nin 4 olması için K'ye 2 vermem gerekiyor. Bu durumda x K'ye 2 verdiğimde 8 olur. Bu durumda y K'ye 2 verdiğimde 6 olur ve ikisinin farkı 2 olur. O 3 demiş. Yanlış söylemiş. Doğru cevabımız Denizli. Recepçim, sıradaki sorumuz şöyle. M-2 ile N artı 1 ters orantılı çokluklar. Şimdi normalde ters orantılı çoklukları çarpıyorduk biz ve hep aynı sayı çıkması üzerine bir dizayn yapıyorduk. Yani bu ikisinin çarpımı neyse ikinci durumda da aynısı olmalı diyorduk. Ama ne zaman? M ile N ters orantılıysa. Bizim örneğimizde M-2 ile N artı 1 ters orantılı. M-2 ile N artı 1'in çarpımından konuşmamız gerekiyor. Mesela ilkine gidelim. M 5 iken iki diyor. 5 demiş hocam. 2 çıkarttık. O zaman burası 3 çok olur. N artı 1 8 olur. 8. Çarpımları 24 olur. İkinci durumda da biz bu şekilde bunların çarpımına 24 olmasını istiyoruz. Yani M'ye 8 dediyse biz m 2 yani buraya 6 diyoruz. 6 ile neyi çarparsam 24 olur 4 diyoruz 4. Ancak cevabımız 4 de değil. N Çünkü artı 1. evet n artı 1 4 artı 1 eşitliğin karşısına eksi olarak gönderdiğimizde cevabımız bursa çıkıyor. Önemli bir soruydu yine. Hemen böyle buradaki değerleri yazıp da çarpıp da ikinci durumda da aynısını bekliyoruz dememeliyiz. Çünkü m ile n orantılı değil onun istediği şekilde yazıp ondan sonra çarpmalıyız. Çok çok, çok. Devam ediyoruz. Recep'ciğim son sorumuz. Evet hocam. Bakalım. Evrim öğretmen öğrencilerinden orantılı çokluklara örnek vermelerini istemiş. Aşağıda öğrenciler ve verdikleri örnekler gösterilmiş. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek ters orantılıdır? Bakalım şimdi. Helva yapımında kullanılan un miktarıyla helva miktarı demiş Cem. Şimdi un miktarını arttırırsak elde ettiğimiz helva da artar. Dolayısıyla niceliklerden biri artıyorken diğeri de artıyor. Bu doğru orantı örnektir. Cem'i e eledik. Beren'e bakalım. Boş bir havuzu dolduran aynı kapasitedeki musluk sayısı ile havuzun dolma süresi. Bu sanki doğru hocam. E, değil mi? Muslukların sayısını arttırırsam havuzun dolma süresi azalır. Azalır. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bu bir ters orantılı çokluk. Hemen yakaladık, kontrol edelim. Diğer iki örneğe de bakalım. Sabit hızla ilerleyen bir aracın aldığı yol ile geçen süre. Şimdi aldığımız yol arttıkça geçen süre de artacaktır. Evet, Değil hocam. Mi? doğru da, orantılı. Tabi süre geçtikçe aldığımız yol bu da bir doğru orantılı örnek. Bir çiftlikte yetiştirilen tavuk sayısı ile tavukları beslemek için kullanılan yem miktarı tavuklar ne kadar fazlaysa o kadar fazla yeme ihtiyaç var. Bu da doğru orantılı. Yani doğru cevabımız kesinlikle Ceyhan oldu. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep'ciğim. Süper. Bu konu tamamen bitti değil hocam? Evet. Şimdi ters orantıyı da doğru orantıyı da öğrenmiş olduk. Sırada orantı problemleri var. Onu da yaptığımızda orantı konusunu tamamlayacağız. Ozan hocam videonun başında söylediğimiz gibi arkadaşlara çekilişimiz var. Ve arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Hocam tekrar hatırlatıyorum. Bizim 7. sınıf Soru Bankası matematik kitabımızı 10 tane arkadaşımıza hediye ediyoruz. Harika. Ve hocam çekilişe katılmaları için yapmaları gerekenler şunlar. Yorumlara hocam hız yayınları ortaokul yani kanalımızın ismini ve de 7. sınıf Soru Bankası matematik yazacaklar. Biz de hocam bir hafta süren çekilişimizi yapacağız. Tabii ki de zaten hocam kanal arkadaşlarımız abonelerdir. Çünkü sistem onu da görüyor olacak. Bir haftanın sonunda hocam kim kazandıysa da topluluktan duyuruyor olacağız. Harika. Hakan Recep'cim 7. Sınıf Soru Bankası'nı alırsak mesela 1. dönem konularını tekrar etmiş oluruz. 2. dönemde de sırasıyla hangi konudaysak onunla ilgili soru çözebiliriz. Kesinlikle çocuklar sizler için çok faydalı olacaktır. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar o zaman bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.